f video çektiniz. Görüntünüzün buradan buraya nasıl geçtiğini öğrenmek ister misiniz? Ben Erdin Çamaş, fotoğraf ve kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, şimdi videografi ilginç şeylere sahip, ilginç programlara sahip işte birçoğumuz Adobe Premiere, Final Cut Pro, işte ne bileyim buna benzer ve Da Vinci Resolve gibi programlar kullanıyor. Ki renklendirme konusunda en iyi program şu anda bütün profesyonel dünyanın kullandığı Da Vinci Resolve. Ama tabii insanların size anlatmadığı bir şey var. Bunların birçoğu profesyonel pluginler kullanıyor. Bugün hedefim o pluginlerden bir tanesini sizlere tanıtmak. Dehancer diye bir plugin. Sağ olsunlar. bana ulaştılar. Ve bu plugin'i tanıtıp tanıtmak istemeyeceğimi, bir, bu konuda bir içerik yap, yapmak istemeyeceğimi sordular. Ben de seve seve kabul ettim. Şimdi size Dehancer'ı tanıtacağım. Da Vinci Resolve'u açtığınız zaman böyle bir şey çıkıyor. Önce tabii yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Şu sağ altta hangi çözünürlükte yapmak istediğinizi ayarlayacaksınız. Ki bizim çekimimiz 4K olduğu için, 24 frame olduğu için bu şekilde bir ayarlama yapacağız. Video monitoring çok önemli değil. Video formatımızı da arzu ederseniz buna getirelim. Yine aynı şekilde 24, ha UHD 24, onu da ayarladık. 10 bit diyelim, tamam, o önemli değil. Save diyelim. Sonra yapılacak çok basit bir şey var. Aşağıya attığınız o F log çekiminizi buraya getiriyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Doğrudan doğruya renkini düzelteceğiniz yere gelin. Sonra aşağıda gördüğünüz gibi burası edit, şey cut, edit vesaire, fusion. Biz buraya renklendirmeye geleceğiz doğrudan doğruya. Renklendirmede buradan notlar açacağız. Ben size uzun yolunu göstereyim. Sağ tuş. Add note diyorsunuz. Serial. Buna girin bir tane daha ilave edin ve birinci nodun üzerine gelin tıklayın. İlk yaptığım şey şurada fotoğrafta yaptığımız gibi koyu noktaları ve açık noktaları dengelemek. Burada açık noktalar çok fazla bir dengeleme istemediği için şöyle bir ayar yeterli olacaktır bize. Sonra üçüncüye geleceğiz. Yüklemiş olduğunuz o plugin burada duruyor. Yani pluginler genellikle burada durur. Oplag'ına geleceğiz. Bu nodun üzerine bırakacağız sevgili dostlar. Şimdi. Defender Pro bu 530'ında ilk yapacağınız şu input'u değiştirmek. Choose camera diyeceksiniz. Yani sizin burada hangi kamerada çektiğinizi biliyor. Markasını seçeceksiniz. Kamerayı seçeceksiniz ve F-log'unuzu seçeceksiniz. Kamera zaten doğrudan doğruya bayağı bir renklendirdi. Ama burada kalmayalım. Biz burada Bakın burada bütün eski film şeyleri var. Bunlar resmen lat gibi. Akva Color size başka bir şey veriyor. Ne bileyim ben Sinestil 50 başka bir görüntü veriyor. Fuji, Fujiler başka şeyler veriyor. Velvia mesela daha koyu ve daha renkli şeyler veriyor. Natura böyle bir şey veriyor. Burada benim seçeceklerimden bir tanesi zannediyorum Sevgili dostlar ben burada Kodak Ek şunu seçmiş seçtim. Kodak Ektra Ekta Chrome'u seçtim. Şimdi bunun üzerine bir takım oynamalar yapacağız elbette. Burada herhangi bir exposure düzeltme falan filan istemiyorum. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok burada. Önce yapmamız gereken siyah ve beyazı ayarlamak istiyorum. Siyah ve beyaz noktalarını ayarlamak istiyorum. Siyah noktayı daha açmak değil, daha koyulaşmak, koyulaştırmak istiyorum. Beyazı da açmak istiyorum sevgili dostlar. Yap, bir şey yapmayı unutmayın. Bu genelde film grain dediği e, devrededir. Bunu bir kere kapatın, kapatın. Siyah ve beyaz noktalarınızdan mutlu olduğunuz andan itibaren şu white point'i de da birazcık daha açalım böyle biraz kendimizi parlatmış olalım. Burada da normalde bırakalım bunu. Bakıyorum sağa sola yapmamız gereken bir şey var mı? Film grain yapmadığımıza göre evet. Şimdi geldik en önemli kısımlarından bir tanesi. Yani inanın bunun birazcık satürasyonunu aşağı çekip bıraksanız zaten işiniz bitti. Ama esas burada yapacağımız şey Sevgili dostlar burada print bölümüne geleceğiz. Print'i lineer'de bırakacağız. Başka şeyleri de bırakabilirsiniz. Mesela Kodak'ta da, Kodak'a da getirebilirsiniz. Daha da sertleştirir. Yok ben lineer'de bırakacağım. Lineer üzerinden ben kendim oynamalar yapmak istiyorum. Önce analog range limiter'ı bir yerli yerine koyacağım. Sonra bakacağım. Exposure, VFL. Hayır. Önce tonal kontrastları bir devreye sokacağım. Color density ben burada azaltacağım sevgili dostlar. Ve kontrastını bir parçacık daha yukarı vereceğim. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yapmak zorunda kalmadık. Şimdi gelelim buraya. Halation bu şeyle ilgili sevgili dostlar. Şu ışıkların böyle bazen aşırı parlamalarından hatta burada yapalım hemen bir tanesini enable diyelim. Gördüğünüz gibi enable'la Hafif bir fark oluyor şeyde. Burada ne yapabiliriz? Source limiter yapabiliriz. Bakalım. Source limiter yapalım. Smoothness yapalım sevgili dostlar. Local diffusion yapalım abi bizim. Hepsini bir sonuna kadar global diffusion amplify diyelim ve impact'ını %100 yapalım. Ne yaptığımızı görmüş olalım şimdi enable ve disable yaparak. Gördüğünüz gibi bayağı bir artırmış olduk. Ona gerek yok. Space limiter değil de. bu Burada bunu ben kullanmayacağım için sadece size göstermek amaçlı yaptım bunu. Işık üzerindeki ciddi oynamalar e, e, sağlıyor. Ama Bloom ile oynayacağım. Bloom da size fotoğrafınıza doğru kullandığınız zaman parlaklıklar verebiliyor. Bir belli bir parlaklık verebiliyor. Veriyorsunuz değil mi? Şimdi highlights'ları şöyle yapalım. Amplify birazcık artıralım sevgili dostlar. Source limiter'ı ortalara getirelim. Işıkları kurtar diyoruz ve impact'ını biraz açalım şimdi. Ve bakalım ne yapmış. Gördüğünüz gibi bayağı bir parlattı bizi. Bloom burada gerçekten çok güzel bir ilave yapıyor. En sonunda da ben vinyet ilave edeceğim sevgili, sevgili dostlar. Vinyeti ilave ettiğim zaman sinematik görüntümde ki arzu ettiğim son noktayı yerleştirmiş olacağım. Ama ne yapacağım? Tekrar print'e geleceğim. Print'e geleceğim sevgili dostlar. Ya da renkten yapabilirim. Burada benim mesela kırmızı fazla kırmızı kalıyor. Birazcık azaltalım kırmızımızı ve duvarın gri tonun yeniden yakalayalım. Sarıyı bir parça artırabilirim renkten dolayı sarı griye pek şey yapmayacaktır, etki etmeyecektir. Burada birazcık daha bu tarafa yaptığımız zaman ve buradan da ne demiştik? Color density ben yok. Color density değil. Ben saturasyonu bir parça azaltmak istiyorum. Color density'yi artırmak istiyorum. Color density'm iyi ama saturasyonum fazla. Saturasyonumuzu azaltır isek arzu ettiğimiz olması gereken renkleri böylelikle yakalamış oluruz sevgili dostlar. Çok arzu edersiniz buraya tekrar gelip HDR'dan ufak tefek yenilen retuşlar yapabilirsiniz. Mesela ne yapabiliriz? Bir parça bir. Kontrastını az bir şey artırabiliriz. Evet. İyice bakalım gördüğünüz gibi iyice sinematik bir görüntü haline getirdik. Tekrar bu nodun üzerine gelelim. Ve Dehancer öncesi ve sonrasına bir göz atalım sevgili dostlar. Dehancer öncesi ve sonrası. Öncesi ve sonrası. Yapılacak başka bir şey kalmadı. İlla filmik bir şey yakalamak istiyorsanız, Film Grey'nin Şöyle bir ayar tavsiye edebilirim size çok minimalden bir film yani film e, greni ilave etmek istiyorsanız hepsini bir parça iyice bir azaltın. Orta tonları vesaire highlightları ve kromayı azaltın. Ve şimdi enable edin. Gördüğünüz gibi iyice filmik bir düzen yakalamış oldunuz. Ben bunu istemiyorum bunun o yüzden göstermiş olmak adına yapıyorum sadece size bunları. Ondan sonra da ne yapıyorsunuz? Buradan tabii ki export ediyorsunuz çalışmanızı. Evet sevgili dostlar. Dehancer plugin'i ilk tanıtımı yapmış olduk sizlere. Evet, sevgili dostlar gördüğünüz gibi çok şey fark ediyor değil mi? Bir basit plugin işinizi çok kolaylaştırabiliyor. Ha evet bu pluginlerin bazıları ucuz cana bazıları ucuz değil ki bu daha henüz gelişim aşamasında olmasına rağmen oldukça e, pahalı bir plugin ama düşünseniz bu da pluginin başı yani daha çok geliştirecekler ve sizler benim gibi böyle eski film görüntüleri hastasıysanız işte Kodak zamanından Fuji zamanından vallahi bu plugin çok hoşunuza gidecektir. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir ve ben butonunu hak etmiştir. Lütfen abone olun ki bu içerikleri daha süratli bir biçimde daha geniş kitlelere yayalım. Şimdiden teşekkür ederim. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Huzurla kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç ağaç Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. <laughs>